aramızda Türk milletinin itibarını dünya platformunda temsil etmiş, bayrağımızı dalgalandırmış, hiç kimsenin nesiller geçse bile adını unutmayacağı bir İsmet adlı vardı, değil mi? Evet. İşte burada yani. ...1956'ya gittiniz mi? Türk güreşçileri her alanda hakikaten milletimizin gerçek temsilcisi olmuşlardır. Gücünü milletimizden almış, aldıklarının şuurunda olan insanlardır. Şimdi biraz sohbet ettik İsmet Attı Bey'le. Bugüne kadar yüz yüze konuşmamıştık. Her manasıyla, kültürümüzle, edebiyatımızla, milletimizin mensubu olmanın şuuruyla esas pehlivanlı oradaymış, ben onu tanıdım. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Halil Bey getirmiştir, sağ olsun. Bize böyle zenginlikler katıyor. Evet, sağ olun. Değerli arkadaşlar, İsmet abi benim çok saygı ve hürmet duyduğum. Bu hürmete bina, 2 cilt, 5 yıl içerisinde kitap hazırlayıp yayına koyduğum bir milli kahramandır. Evet. 1960 yılında Roma Olimpiyatlarında Ulam Tahti Şah Rıza Pehlevi'nin pehlivanı olan İranlı Tahti ilk defa sırtını yere getiren pehlivan. Evet. Ulam Tahti'yi kırdıktan sonra Şah Rıza Pehlevi siyah bez örttürüyor tahtinin heykellerinin üstüne. Ve İran'da 3 gün ulusal yas ilan. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten. Şimdi İsmet abinin 2 cilt kitabı yayında. Ancak bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedik. Sağ olsun hocam da söz verdi bize. Çok uğraşmamıza rağmen Oğuz Kağan Köksal Bey'e adamın İsmet Atlı Güreş Okulu'nu yaptırmasına rağmen İsmet Atlı Hocam 1950'den bu yana yayınlanan Japonya'daki, İsveç'teki, Avustralya'daki, Roma'daki gazetelerin hepsi aldığı madalyalar, aldığı ödüller o odada çürümeye terk edilmiş. Biz bunu bir İsmet Atlı Güreş Müzesi şekline dönüştürmek için kolları sıvadır. Ama maalesef şu ana kadar bundan bir sonuç alamadık. Hocalarımız, hocalarımız eğer bu konuda bu işe bir el atar, böyle bir İsmet Atlı Güreş Müzesi yapılır ise İsmet Atlı Hoca'nın bütün arşivini orada toplamış olacağız. Bu benim için çok önemli bir konu. Hocam Sever, Osmanlı'dan beri cihan şampiyonları ve başka şampiyonlar çok enteresan şeyler var. Yani, şimdi ben İsmet abiye... İsmet Atlı değil de Türk Güreş Müzesi olması yani, lazım. Ben şimdi evet. İsmet Atlı Hoca'ya söz evet, vereceğim. Ya. Evet, bakalım. Ancak İsmet Atlı Hoca çok önemli bir şair. Çok önemli bir Türk kültürüne gönül veren bir güreşçi. Ben işaretlemiştim okuyacağım şiiri. Çok güzel de Bozlak söyler. Bozlak da söyler. 1956 yılında Ankara Radyosu'nda Sarı Sözen rahmetlinin önderliğinde Türkiye'de canlı olarak ilk defa Bozdağ'ı okuyan ve Bozdak sözcüğünü literatüre kazandıran bir İsmet Atlı. Efendim, ben 5 yıl çalıştım bu 2 cilt kitabını. Şu şiir beni paraladı. Belki bu kitap bu şiir için yazıldı hocam. Güzel oku. Onunla İsmet abiye sözü vermek istiyorum. İsmet abi hayatını anlatıyor, hocam diyor, 100 kiloluk çuvalı diyor, aldım mıydı beygir üstüne atardım diyor.
müthiş bir oruç var. Evet, evet. Ve diyor öyle dana, öküz, tosun gibi şeyler ediyor. Tuttu muydu? Kıvırır, koltuğumun altına alırdım diyor. Ondan sonra bir şiiri evet, yazıyor. Evet, evet, dinleyelim. Öyle dalardım ki rakibe, sanırlardı füze beni. İhtiyarlık yavaş yavaş getiriyor dize beni. Ne hastayır ne de sayrı, adale et, kemik ayrı. Telemeye döndüm gayrı, yoğurt gibi özeme. Vursalar geçerdim başa, ulaşırdım uçan kuşa. Gelemem erişe yokuşa, göndermeyin düzene. Aman yarabbim, bu kadar güzel bir olur mu? Bu kadar güzel bir kulaktır. Başım pınar, gönlüm çarşı, güler yüzüm satar turşu. Devlere dururdum karşı, karıncalar ezede. Dil konuşur, kalem yazar. Bittik gittik, azar azar. Artık değmez bize nazar, esirgemen gözeme. Aman ya, bu kadar. Koca dünya uçtan uca, bayrağım çektirdim burca. Gençlik gitti, olduk koca, bildirsinler size. Ter döktürdüm, terler döktüm, köklü ağaçları söktüm. Hasmi yere basıp çöktüm, şimdi çocuk ezeme. Adana'dır vilayetim, ruhumdadır dirayetim. Hakka kavuşmak niyetim, müşküllerden çözeme. İsmet attım, arar yitik. Nerede kaplan, doğu atik? Eski tüfek, bozuk tetik, kaldırmayın yüze beni diyor. Süper bir ortasın açması veriyorum. Çok büyük bir adam. Gerçekten ülkemizin medar iftihası. Ama çok az kişi kıymetini biliyor. Üzülerek beyan ediyorum. Ve bunu gördükçe de bu ülkenin kültürüne gönül veren birisi olarak ar duyuyor. Bağışlayın. Sayın hocam, sağ olun. Bizim kimseden bir şey beklemiyoruz. Tahtiyi anlat istersen, evet. Tahtiyi. Evet, tahtiyi diye bir güreşçi var, İran Şahı'nın güreşçisi. Bu olan dünyada kimse yenemiyor. Herkesi 2 dakikada, 3 dakikada falan yeniyor. O zaman güreşler 12-13 dakika ya da 15 dakika. Yeniyor. Ben tahtiyle güreşmek istiyorum ama bir sefer de rastlamadı. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdürü Rauf Tamer Bey, bizi şeye götürdü efendim, İran'a götürdü Toprak Mahsulleri olarak. Orada iki güreş yaptık. Ben 87 kiloda güreşiyorum. Bizim Asım Et Mehmet Ali Yazı diye 40 kilo basbeyer var bir çocuk arkadaş. Tahti de Asım Et'te güreşiyor. Bizim Asım Et ikişer üçer dakikada tuşladı. Ben de İranlı güreşi say hesabıyla geldim. İkinci gün gene öyle aynı şekilde güreşler bitti. Ve Türkiye'ye geleceğiz. Zannederim Firdevs Oteli'nde bir yemek veriyorlar. Veda yemeği. Biliyorsunuz onu pilava çilav diyorlar. Çilav yemekler. Bizim Adana kebabı gibi şey, kebaplar üzerinde. Ve bir paket tereyağı pilavın üstünde. Bir paket tereyağı da pilavın içinde. Ayran. Güreşler bitti. Yiyip duruyoruz biz filan. Biraz sonra bizim idarecilere dediler ki gitmeyin, bir güreş daha yapalım dedi. Bizimkiler de olur dedi, içim cız etti. Çünkü ben tahtiyle güreştirecekler. Dünyada bu yenilmeyen adamı ben mutlaka yeneyim istiyorum. Ama bu kadar pilav, yoğurt, ayran yedik, güreş yok falan diye. Yani ne kadar onun şişliği inmez falan diye düşündüm ama bununla beraber dünyada beni yenecek adam yok diyorum. Tahtil çok çok berabere kalırız. Yani berabere kalacağımıza üzülüyorum. Uzatmayalım, mindere çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 dakikalara kadar öyle şey durumlara düştüm ki yani ben de kendi kendimi beğendim, puan kaybetmeden şey yaptım ama patlamak üzereyim, o kadar güreş hızı devam ediyor. 5. 6. dakikada yere düşüyoruz ama ben alttayım, taht üstü. Kalkıyoruz bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi ben artık ölmek üzereyim yani.
sen kendimi böyle duruma düşmedim ama yenilmesini beceremiyorum, bilmiyorum. Ve tatil yuhalamaya başladı halk. Niye bu kadar uzattın, tuş yapamadın falan? Uzatmayalım, 12 dakika mıydı en o zaman güreşler, 12 dakika sonra güreş bitti, çok puan kaybettim. Ama tuş olmadı tabii. Tahti de ölmüş olacak. Yani ben çocuk olsa tuş yapabilir duruma düştüm ama o da benim gibi gitmiş. Bir sene sonra da Roma olimpiyatları var. Burada şeyde oturuyorduk, nerede bir yerde oturuyorduk. Rahmetli hanıma dedim ki, ben ve şofmanlarım da buraya geldiğimiz gün bu şey dağ Keçiören mi oluyor buradaki dağların evet, öbür tarafı, olaca koşmaya başladım. Antrenmanlarda tahtiye nazar dikkatimi alarak şey yapıyorum. Uzatmıyorum, şeyde Roma olimpiyatlarında 40-50 kişi var işte, 87 kiloda. Tesadüf, 3 gün devam ediyor güreş, 50 kişi kadar var herhalde. Benim şansımdan bir Rus şampiyon var, dünya şampiyonu Alpur. Şey verdi, İsveçli Palim var, o da dünya olimpiyat şampiyonu. Buna benzer güreşçiler düşüyor benim kurada. Tatiyede lanetten adamlar düşüyor, 2-3 dakikada yeniyor, biz biraz zor yeniyoruz. Buna ama ben hep güreşlerde, onlardan güreşirken dahi tatiye gücümü saklıyorum. Uzatmıyorum. Son gün, son gece Almanya'dan da çok Türk gelmiş onlar. Herhalde İranlılar da gelmişler. Almanya'dan gelen Türkler sessiz çıt çıkmıyor. Biz tatile çıktık binlere. Kapıştık. 2-3 dakika sonra yere düşüyoruz ama taht altında ben üstemiyorum. Bir daha Celalettin hocamız dedi ki, İsmet istersen tuş bile yapabilirsin. Oturdu ama tuşlar riskoya girmek istemedim. Çok büyük farkla girdim efendim. Ondan sonra UPI Ajansı'ndan bir haber, bizim gazetelere de yazdı, yabancı gazetelere de yazdılar. Şahrıza Pehlevi'nin olimpiyat şampiyonu Gulam Tahtit, Türk Güreşi İsmet Tatlı'ya yürüldükten sonra heykeline siyah tül örtülü İran yaz içinde falan diye. Olimpiyat köyünün dışında spor güreşlerden sonra imza alıyorlar böyle koleksiyoncular falan. İtalyan gazeteleri işte İsmet Altan'ın imzası 500 lira. Bazı 2-3 tane alıyor. Birbirlerine çırç yapıyorlar. Ya daha boşa satıyorlar bunlar. Orada daha o zaman pek aklım yetmiyor. Osmanlı prensesleri geldiler hanımıyla falan. Ben zannediyorum ki Osmanlılar Türklere düşman zannediyor. Halbuki hanımlar bizden fazla sevmişler geldiler. Yani bu ve buna benzer hatırlarla saygılar sunarım efendim.